Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda kare konusundaki 7. testin çözümünü yapacağız. Pekiştiriyorum testindeyiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de dikdörtgen AB 6 birim BC 4 birim olarak verilmiş ve eş karelere ayrılmış arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Burada üçgenler oluşturacaksınız. Hocam üçgen oluştururken böyle oluşturursanız olmaz. Mesela şu üçgenin alanını bulamazsınız. Taban belli değil. Böyle dik üçgenler oluşturalım bakalım. Mesela şu üçgenin alanı belli mi? Belli. Çok da güzel bir şekilde belli. 2 ve 3. Yani 2 çarpı 3 bölü 2 artı. Sonra hocam burada bir dik üçgen var. O da 1 çarpı 2 bölü 2. 1 çarpı 2 bölü 2 artı. Hocam burada bir iki tane şey var. Birim kare var. O da 2 çarpı 1'den 2 yaptı. Sonra şurada şöyle yapacak olursak. 1, 2, 3, 4, 5 birim burada. Bir birim burada. 5 çarpı 1 var. Artı. Şurayı da hallettik. Şuradaki dik üçgen alanında da dik kenar 2 diğer kenar 3. 2 çarpı 3 bölü 2. Toplayacak olursak burası 3 burası 1 burası 2 3 1 ve 2 artı 5 ve 3 burada 5 ve 3 de burada 8 10 13 14. O zaman cevabımız kaç yaptı arkadaşlar 14 yaptı. Birinci soru Edremit oldu geldik ikinci soruya. Bir kenar uzunluğu 4 birim olan eş kare kağıtlar üstteki Karenin ağırlık merkezi alttakinin tam alttaki karelerin birleştirdiği kenarların üzerine geliyormuş. Tam buranın ağırlık merkezi buraya denk geliyorsa iki parçaya bölecek 2'ye 2 olacak arkadaşlar. Yani burası 2 birim 2 birim e, burası da 4 birim olduğundan buraya da 2 birim kaldı. Hatta burası da 2 birim oldu. Sarı karenin alanını bulmak şöyle zor ama şöyle bir tamamlama yaparsak daha kolay olmaz mı? Olur. Şurası 4 birim şurada da bir tamamlama yaparsak. Burası 2 birim 2 birim burası da 4 birim mi? Evet. Yani şu dik üçgenin alanından şurası da 4 birim. 8 ve 4 8 12. 8 çarpı 12 bölü 2'den neyi çıkartacaksınız? Şu alanı ve şu alanı çıkartacaksınız. Yani 4 çarpı 2 ve 4 çarpı 4'ü çıkartacaksınız. Buradan 48 geldi. 48 eksi 8 eksi 16'yı çıkartacaksınız. O zaman 40 16 çıkınca da 24 kalıyor. Cevabımız böylelikle 24 yapmış oluyor. Yani cevap akçay oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Şekilde verilen ABC dik üçgeninde AC ve BC kenarları üzerinde birer kare çiziliyor. Evet, şöyle birer kare çizilmiş arkadaşlar. Ali Bey uzunluğunu 8 birim vermişler. Mavi boyalı bölgenin alanları farkı mutlak değeri kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar, şuraya x, buraya y diyecek olursak bizden mavi bölgenin e, mavi bölgenin alanları mutlak değer farkı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şuraya A alanı, buraya B alanı, buraya C alanı diyecek olursam A artı B alanı belli midir? Bellidir. Nedir arkadaşlar? Y kare değil midir? Evet. Y kareye eşittir. Şu kare olduğu için A artı C alanı belli midir? A artı C alanı da bellidir. O da neye eşittir arkadaşlar? A artı C alanı bir kenarı X olan kareye eşittir. Taraf tarafa çıkartırsak B eksi C, Y kare eksi X kare mi oldu? Evet. Bizden zaten ne isteniyor arkadaşlar? Mavi boyalı bölgelerin alanları farkı isteniyor. Yani b c isteniyor. Y kare eksi x kare isteniyor. E dikkat edin arkadaşlar. Pisagor bağıntısında y kare eşittir 8'in karesi artı x'in karesi olduğundan y kare eksi x kare neye eşit oldu? 64'e eşit oldu. Zaten b c alanı isteniyor bizden. b c alanında neye eşit oldu? 64'e eşit oldu. Üçüncü soru böylelikle ne çıktı arkadaşlar? At Akçay çıktı. Geldik dördüncü soruya. ABCD kare bu da bir dik üçgen verilmiş. Karenin çevresi 68 2'ye bölsen 34 2'ye bölsen 17 yani 4'e böldüğün zaman 17 olarak bulundu karenin bir kenarı. A B dik üçgenin çevresinde 40 olarak vermişler. A ve B diyecek olursam A artı B artı 17 eşittir 40 ise A artı B'yi buradan kaç buluruz? 23 olarak buluruz. A artı B 23 ve A kare artı B karenin de 17'nin karesi olduğunu biliyorum. 2 bilimin iki denklem. Burada yaz A yerine 23 eksi B yaz. B buradan çıkar mı arkadaşlar? Çıkar. A bence hissedelim. E, 17 ise büyük ihtimalle 8, 15, 17 üçgendir. A yerine 8, B yerine 15 yazarsam 8 ve 15'in toplamı da 23 yapıyor mu? Yapıyor. Boyalı bölgenin alanını da isteniliyor bizden. Bundan sonrası kolay. Buradan A'yı 8 bulduk. B'yi de kaç bulduk arkadaşlar? 15 bulduk. Boyalı bölgenin alanı yani 17'nin karesinden neyi çıkartacağım? 8 çarpı 15 bölü 2'ye çıkartırsam sonuca ulaşırım arkadaşlar. 17'nin karesi 289 eksi 8 çarpı 15 bölü 2 de 60'tır. O da kaç çıkıyor arkadaşlar? 229 olarak çıkıyor. Dolayısıyla cevabımız böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. ABCD kare demiş. İşte bunlarda birer dikdörtgen demiş. Büyü bir kare. Ve şunlar. Yeşil dikdörtgenlerde, yeşille boyalı şekillerde AP APFR falan bir dikdörtgen olarak verilmiş. Bir de DE, e, Yazalım bakalım onu. DE, EF, FG ve GB birbirine eşit verilmiş. Yeşil boyalı dikdörtgenlerin alanları toplamı turuncu boyalı dikdörtgenin alanından 8 birim kare fazlaymış. Arkadaşlar şimdi şurada bir temel orantı var mı? Var. Şuradaki temel orantıda şu paralelliğe bakacak olursak. Şurada 1, 2, 1 oran var. O zaman burası A ise burası 2A'dır. Burası da A mıdır? Evet. Şu büyüğü bir kare olduğundan dolayı 45-45 köşegen aynı zamanda 45-45 burası da 45 burası da 45. E 45-90 ise burası 45 yaptı. A ise burası A yaptı. Hatta burası da A yaptı. E hocam burası da 45. 2A ise 2A burası. 2A'ya 2A yaptı burası. Burası da A yaptı. E sonra burası A, A, kök kökü. Burası da şurası A kökü. Burası da A kökü. 2 kökü A. E 45 90 45 üçgeninden dolayı o zaman 2 kök 2 ise burası da 2a burası da 2a çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Sonra şuraya bakacak olursak 45 45 90 üçgeni burası da aynı şekilde 2 kök 2 değil mi? Yani kök 2a burası kök 2a burası. 2 kök 2 kök böldüğün zaman 2a çıkar arkadaşlar. Burası da 2a. Yani şu şekilde bir kare oldu. Sonuçta dikdörtgen yani kare de dikdörtgenin özel bir halidir. Herhangi bir sıkıntı yok. Yeşil boyalı dikdörtgenlerin alanları toplama. yani Şurası 2A kare artı hocam A ile 3A'nın toplamı 3A kare turuncu boyalı dikdörtgen alanından 8 birim kare fazladır. Yani 2A çarpı 2A'dan yani 4A kareden ne kadar fazlaymış? 8 fazlaymış. Burası 5A kare 4A kare çıkınca A kare eşittir 8 mi geldi? Evet A da buradan kök 8. Kök 8 dediğimizde 2 kök 2 olarak çıkar. Karenin çevresi nedir diye soruluyor. 2A iken burası da 2A. Hocam karenin bir kenarı 4A çıktı. 4A bizden 16A isteniyor. O zaman 16 çarpı 2 kök 2'den 32 kök 2 diye buluruz cevabı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 5. soruda C han çıkmış oldu. Geldik 6. soruya. vallahi bu tarz soruları çok seviyorum ve beğeniyorum. Ve bu tarzda bir soruyu da açıkçası bekliyorum arkadaşlar. Şekilde belirtilen kare önce böyle sonra şu şekilde hani şu şekilde üçgen olduktan sonra şöyle bir üçgen olduktan sonra böyle katlanmış bir daha üçgen yapılıyor. Tam ortasından kesiliyor. Son durumda kağıt kaç parçadan oluşur diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman hocam burası bir parça. Şurası da bir parça mı oldu? Evet. Katlamaları böyle ne yapmıştık? Geriye doğru yapalım. Önce böyle açılmıştı. O zaman bunu böyle açalım arkadaşlar. Bunu böyle açtığımız zaman. Çünkü şöyle katlanmıştı ya. Şöyle açtığımızdan bu şekil oldu mu? Oldu. Şimdi simetriğini alacağız. Bu şekli simetriğini alacağız arkadaşlar. Şeklin simetriğini aldığımız zaman. Hocam bunu böyle simetriğini aldığımız zaman. Hop şöyle. Yani şurası da ne oldu? Mavi kağıt buraya mı geldi mavi kağıt? Evet. Kırmızı da buraya mı geldi? Evet. Şimdi bu durumdayken mesela arkadaşlar kaç tane parça oldu? Bak kırmızılar bir noktada kesiyor ama bunlar ayrı ayrı kağıt oldu. 1, 2, mavi de bir bütün oldu. Çünkü mavinin açılmışı buraya giden geldi. Maviler yayın yan olduğu için bir bütün belirtti burada. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bu şöyle katlanmıştı. Biz bunu böyle yukarı doğru açacağız. Yukarı doğru açalım arkadaşlar şunu. Yukarı doğru açtığımız zaman yukarı doğru simetriğini aldık. Bunun da simetriğini aldığımız zaman şurası da şöyle olmuş oldu kırmızı e, kırmızının ki şu siyah şöyle şey yapalım kırmızının ki buraya geldi simetriğini aldığımız zaman mavi'nin ki aynen şuraya denk geldi mavi çapraz olarak mavi şuraya denk geldi şurası da mavi şunun simetriği buraya bunun simetriği buraya denk gelmiş oldu sonra burası da ne oldu arkadaşlar bunu da açtığımız zaman burası da kırmızı olmuş oldu şuradaki kırmızıyı da çizecek olursak bak. Arkadaşlar sayalım. Maviler ikisi yan yana. Bir tanesi burada. Kırmızılar iki ta bir tanesi burada. Kırmızılar ikisi yan yana. Maviler de yan yana. Bir tanesi burada. Kırmızılar da yan yana olduğu için bu da bir bütün olmuş oldu. Bir tanesi de burada. Kağıt toplamda kaç parçadan oluşmuş oldu? 4 parçadan oluşmuş oldu. 6. soru. Böylelikle ne çıktı? Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Çağın kare biçimindeki odasının duvarını aşağıdaki gibi boyuyor. Turuncu boyalı bölgelerin alanları 2.7 metre kareymiş. A, ABCD toplamı da 180 santimetreymiş. Santimetre ve metrekare. Arkadaşlar burada ne yapalım? 180 santimetreyi metreye çevirelim isterseniz. Bu da 1.8 mi yapıyor? Evet. Şimdi karenin bir kenarına x diyelim. Bu üçgenin alanı a çarpı x bölü 2. Sonra hocam turuncu boyalı bölge. Bakın şurası. Burası da tabanımız b iken yüksekliği x yaptı. Yazalım a çarpı x bölü 2 artı b çarpı x bölü 2 artı Sonra şurası arkadaşlar, buradaki alanda kaç yaptı? C çarpı karenin kenarı x, yüksekliğimiz x yaptı. C tabanına ait, D tabanına ait yüksekliğimiz de yine x. C çarpı x bölü 2 artı D çarpı x bölü 2 eşittir 2.7 diye verilmiş. Hocam burada x bölü 2 parantezini alırsak ne geliyor? X bölü 2 parantezini aldığımızdan A artı B artı C artı D yaptı. Eşittir 2.7 imiş. Toplamı da 1.8 olarak verilmiş. Hımm. 2 ile çarptık 54. X çarpı A artı B artı C artı D yerine 1.8 yazıyorum. Bir de bölü 2'si de var burada ya. Bölü ikisini de kullandım. X çarpı e, X bölü 2 çarpı neye eşit? 1.8 eşittir. 2.7 imiş. Şu şu gidince kaç kaldı? 0.9 kaldı. 0.9 da 2.7 sadeleşince de X'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 3 olarak buluruz. Değil mi? Virgülü kaydırdık. 27 bölü 9'dan cevabımız 3 çıktı. O zaman 7. soruyu böylelikle Denizli bulduk. Geldik 8. soruya. Aşağıdaki şekil bir kare kağıttan kesilerek elde edilmiştir. Bu şekil ile ilgili aşağıdaki bilgiler aşağıdaki aşağıdakiler bilinmektedir. Kare kağıdın kesilmeden önce bir kenar uzunluğu 20 verilmiş. Ee, bir de kare kağıdın köşelerinden kesilen küçük kareler birbirine eştir denmiş. Hocam bu kareler birbirine eşse bunun tamamı 20 ve burası 12 verilmişse 12 ise o zaman şu ikisine 8 kaldı. Bunlar da birbirine eşitse bunlar da kaç birim uzunluğunda yaptı? 4 birim uzunluğunda oldu arkadaşlar. Kara kağıdın kenarlarından kesilen ikizkenar dik üçgenler birbirine eş ve hipotenüs uzunlukları 12'dir. Hocam burada ikizkenar dik üçgenler kesilmiş bir de bunlar ve hipotenüs uzunlukları hepsi 12'ymiş. 12 12. Hocam ikizkenar dik üçgen olduğundan dolayı 45 45 burası ve 12 ise Bunlar 6 kök 6 kök yaptı mı? Evet 6 kök 6 kök buraları da. Şurası da 6 kök burası da 6 kök burası da 6 kök burası da 6 kök yaptı arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? Kare kağıdın kenarlarını tamam onu okuduk. Buna göre şeklin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şu şekle odaklanıp buradan da yapabilirsiniz ama sanki o biraz zor geldi. E, biz bütünsel düşünelim tüm alandan şuradaki şeyleri çıkartırsak olayı bitiririz aslında direktman. E, ee, o zaman burada kalandan 4 tane kareyi çıkartacağız. Karenin büyük karenin alanı yani 20'nin karesinden neyi çıkartacağım? 4 tane karenin alanını. 4 tane 4'ün karesini çıkartacağım. Eksi 4 tane de şu üçgenin alanını çıkartacağım. Yani 4 tane 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2'yi çıkartınca da yine bu şekil karşımıza gelir mi? Gelir. Diğer türlüsünde sanki buraları bulmak biraz zor olurdu arkadaşlar. Ee, ben bütünsel düşünmeyi tercih ettim burada. O zaman cevap ne yaptı 20'nin karesi 400'den 4'ün e, kübü 4 16 çarp 4'ten 64 yaptı Burası eksi şurası da 36 çarpı 4'ten 144 yaptı Evet 144 yaptı Bu da ne yapıyor 400 eksi 208 mi yapıyor arkadaşlar Evet 208 yapıyor 400'den 208 çıkınca da 192 mi yapıyor arkadaşlar cevap Sanırım 192 yapıyor arkadaşlar cevabımız Evet. Cevap böylelikle 192 olarak çıktı. Yani kaçıncı soru? 8. soru Akçay oldu. Geldik 9. soruya. ABCD kare olarak verilmiş boyalı karelerin çevreleri C1, C2, C3'tür. 3 tane C1, 4 tane C2 ve 6 tane C3'e eşit verilmiş. Bunlara A, A, A diyecek olursak ya kenarlarıyla çevreleri doğru orantılı değil midir bunların? Evet. Hocam o zaman C1'in bunlar kaçta birleşiyor? 4'te birleşiyor. O, 12'de birleşiyor. Ç1'in bir kenarına 3k dersek, Ç2'nin bir kenarı da yok. 12 birleşiyor. 4k dersek o zaman burası 3k, burası da 2k mı olacak? Evet. Ç3'ün bir kenarı 2k oldu arkadaşlar. Ç2'nin bir kenarı 3k oldu. 3k 3k ve Ç1'in bir kenarı da 4k 4k oldu arkadaşlar. Boyalı karelerin alanları toplamının ABCD karesinin alanına oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle arkadaşlar şurada 4K 4K ise şu köşegeni çizersek ne olur arkadaşlar? 45-45 yapar. Aynı zamanda büyüğünde de köşegeni olur. E hatta bunlar doğrusal olmak zorunda değil mi arkadaşlar? 45-45 Ebrus da 45-45 olacağından dolayı. E o zaman arkadaşlar 4 4 ise burası 4 kök yaptı. Hatta e, köşegen olduğundan yani şu doğrusal olduğunu anladık aslında. 4, 3 ve 2 burası toplamda o zaman yani şunlar 90'ar derece çıkacaktır o zaman. Hiç köşegenden gitmeyelim. Aslında 4, 4 ise 4 kök 2, 3 kök 2 ve burası da 2 kök 2 deyip isterseniz diyelim 4 kök 2, 3 kök 2 ve 2 kök 2 deyip toplamda köşegen dediğimiz uzunluk kaç yaptı? 7, 9 kök 2 ise burası da 9K mı olacak? Evet. Ya da 3, 2 daha burada. Burası 5K, 9 k da oradan geliyor diyebiliriz. Şimdi ABCD karesinin alanını oranı. Karelerin alanları toplamı 16 artı 9 artı 4 değil midir arkadaşlar? Tabii k kareler var da önemli değil k kareler gidecek. Ya da yazalım isterseniz 16 k kare artı 9 k kare artı 4 k karenin ne oran isteniyor? Büyüğün oranına 81 k kareye oranı isteniyor. Bu da 16, 20, 29, 29 k kare bölü 81 k kare yaptı. K karelerde gidince cevabımız 29 bölü 81 çıkar arkadaşlar. 9. soru böylelikle Akçay yaptı ve bu testi de bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. 8. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.